Selam millet, Dedler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Darkest Dungeon oyununa bir dikiz atacağız hep birlikte. Kardeşlerim, Darkest Dungeon daha önce kardeşlerimiz sizler tarafından bana söylenmiş. Benim de bir aralar gözüme çarpmıştı açıkçası ilk çıktığı zamanlarda bir oyun. Bu yıl 14.583 yazdığı için burada beta olmasından şüpheleniyorum ama değildir herhalde beta. Side scroll, yana doğru gittiğimiz, yavaş yavaş ilerlediğimiz, sanki kare kare ilerleniyordu. Sonra yavaş yavaş değişik modeller aldı, bilmiyorum. Bir tarzı var oyunun. Mektuba tıkla diyor. Tabii ben de şurada mektuba tıklayarak Darkest dede deyip enterleyeyim bunu. Şimdi seçmemi istiyorsun. Evet. Yan yan ilerlediğimiz çok güzel çizimleri olan bir FRP oyunu. Zindanda macera, define kovalama oyunu. Evet. Hamlet'e doğru gidiyorsun diyor. Hamlet bir kasabaydı yanılmıyorsam. Bir tür kasaba. Küçük kasabalara deniyordu. Space ya da mouse'a bas. Devam et dedi bize. Evet. Nedir şimdi? Haritada yönelme. Bir odadasın. Klikle haritadan tıklayarak başka bir odaya gidebilirsin diyor. Şöyle tıkladım. Bu odaya git dedim. Odayı seçtin diyor. Şimdi koridora geldiğin zaman diyor hangi odalar arasında gideceğine karar verdin. A ve D ile klavyeden yürüyebilirsin. Ya da istersen ileri doğru klikleyerek de yürüyebilirsin diyor. Ben A'yı tercih ettim. Daha doğrusu D'yi. Oo. Bu yol üzerinde karşına brutal, vahşi bir çapulcu çıktı. Yol kesen çıktı. Haydut çıktı. Şimdi olayımız neymiş? Bakıyorum benim çok karizmatik bir burada herhalde asasin olduğuna inandığım bir vatandaş var. Bir kılıç saldırısı varmış kendisinin. Dismas'mış adı. Highwayman. Yol kesen. Yakın mesafe saldırısı yapabiliyor. 85 eküresi demiş. Eküresi based. 85 ne demek acaba? Neyse 85 eküresiyle 4-8 hasar. 4-8 hasar. Bilemedim, aynı gösteriyorum sana ama ben şöyle bir vurayım. 4 vurdu gerçekten. Sözünleri çıktı. Bir de kan kaybettirdi adama. Şimdi Reynold'a geldi sıra. Reynold. Crusader kendisi. Şövalye. Tapınak şövalyesi. Şöyle Accuracy Base 85 demiş. Kendisine de yapabiliyor bunu. Ne demek bu kendine yapıyor? Kendi kendine mi tokat atıyor? Ne yapıyor? Smite. Cezalandırmayı kendisine yaparsa eğer Unholy'ye karşı %15 hasar alıyormuş. Düşmana yaparsa 6-12 vuruyor. Vuralım gitsin. Çok da güzel vurdu kafasına doğru. Avantaj sende. Bastır diyor. İlerle. Bu ne? Food. Aa, yemeğimiz var. Bu adam niye çıldırdı? Kafasında bir şey çıktı. Bir fikir mi? Bir şey mi oluşturdu? Ne yaptı? Klik ya da V ile objelere geldikçe bakabilirsin diyor. Baktım. Ne var? O 10x ve 500 altın. Şurada V'ye bas dedi. Bastım vallahi kaptı. Hiçbir şeyi kontrol edilmeden bırakma. Unutulmuş yerlerde ne bulunacak çok şey var. Bu bir tuzak. Bu pislikler bir mesaj veriyor. Ha, bu pisliklere bir mesaj gönder diyor Hamlet'e döndüğüne dair. Artık buranın gerçek sahibi geldi. Sizin burada yeriniz yok. Şimdi efendime söyleyeyim. Burada neler oluyor? Ha, saldırıların altında şöyle noktalar var. 3 sarı nokta ne demek bilmiyorum ama 2 kırmızı nokta galiba bunlar demek. Buna bastığım zaman 2 kırmızı önde, bir tek buna mı yapıyor saldırı? Evet, buna yapıyor. Bunu seçti. Şunu seçiyorum. Üçlü ikisine de yapıyor. Oo, çok hoş. Bu ne yapıyor? Bu ikisine birden yapıyor. Kaç vuruyormuş? 3-5. Bu 4-8. Bu 5-9. Bu çok tombul gibi duruyor ya. Biz bunu öldürelim hemen. 35 de canı var. Vallahi biz bunu öldürelim. Ben buna bir tane yapıştırayım. Hem de 9 vurdu. Helal olsun. Arkadaki pislik hırsıza geldi sıra. Oh! İkimizi birden ıskaladı. Bana mı geldi sıra? Vallahi bana geldi. Şimdi buna Smite'la 6-12 vurabilirim. Zeus'la 4-8 vurabilirim. Bu da ön sıranın ikisine birden vuruyormuş galiba. Stunning Blow'la
kaç? Stunning Blow'la 2-3 vuruyormuşum. Menülerinde bug var sanki bunun ya. 6-12'den Stunning Blow'a geçersem 2-3 diyor. 4-8'den Stunning Blow'a geçersem menüyü değiştirmiyor. Zırha geçersem de değiştirmiyor. Buradan geçersem değiştiriyor. Ne kadar ilginç. Stunning Blow vur. Resist. Stunlanmadı. Şimdi intikam vakti. Ooo, tapançayı çekip vurdu adam bize. Bir de bizi geri attı. Ne kadar garip. O zaman ben sana bir daha saldırırım. Terbiyesiz. Ben asla ıskalamam dedi adam. Bizim hırsız delirdi yalnız. Ben asla ıskalamam diyerek vurdu. Ooo, bizi kamçıladı. Lugin'in kafada niye artı eksi siyah beyaz bir şeyler çıkıyor devamlı ya? Abicim ben 6-12 ile sana bir yardırayım. İşte bu ya. Önemli olan adamın iri olması değil, kılıcın ne kadar büyük olduğudur dedi. Yalan söylüyorum tabii, kardeşlerim öyle bir şey demedi. Çok yahşi saldırıyoruz ya. Bir şeyler resist ediyor ama bir yandan da kan kaybediyor. Aa, bu olmadı işte, şövalye ıskaladı. Daha doğrusu şövalye ıskalamadı, adam saldırıdan kaçtı. Ama hırsızımız ikinci bir saldırı yaptı. Onların formasyonu kırıldı. İlerlemeye devam et. Bir mor bir şey kazandık, boost diye figür. Bir şey kazandık, chest. Uzun süre önce ailenin kaybetmiş olduğu bir şey. Onurunun bir sembolü. 50 altın, 2 tane food. Hepsini yapıştırdım. Görevi tamamladın. Şimdi kasabaya dönebilirsin diyor. Ne diyor? Maceraya devam et. Hamlet'e dön. Biz dönelim bir. Hamlet'imiz nasıl bir yermiş bir bakalım. Ne yapmışız? Quest'ten 5000 altın kazanmışız. Treasure'dan bu kadar şey kazanmışız. Buradan da bunları kazanmışız. Peki next. Galiba birer de tecrübe puanı kazandık. Çok hoş şeyler kazandık ya. Welcome home. Such as it is. Eve geldin. Eve hoş geldin. Burası işte küçük bir kasaba. Bu lanetli yerler artık senin. Ve sen de onlara bağlısın. Ruinlerdeki ilk maceranı başarıyla tamamla. Öğrenci Necromancer'ı öldür. Sonorus Pro elçiyi öldür. Necromancer'ı öldür. Quest goal'leri var. Burada. Oo! Sonsuza doğru gidiyor. Demek ki biz bunları yaptıkça artacak bu. En sonunda herhalde bir şeyler böyle coşacak. Şimdi benim iki tane adamım var. Bunlar gayet güzel. Biri Highwayman level 1 oldu diyor. Biri Crusader level 1 oldu diyor. Onlara bir şekil yapabiliyor muyum bundan dolayı? Yapamıyorum galiba. Ne yapamıyorum? Arkadaşım. Aa, bir sürü yer var. H'ye bas, yardımı gör diyor. Ha, bu. Sağ klik yaparsan şuradaki kahramanına diyor. Özelliklerini görürsün oradan. Evet. Bunu bana söyledi. İyi oldu açıkçası. Bunu söylemese biz henüz keşfedememiştik. Şimdi özelliklerimi gördüm. Çok güzel. Dismiss niye diyeyim? Rename diye biliyorum. Rename demeyeyim. İsmi kalsın şimdilik kahramanımızın. Bir sonraki kahramana bakalım. Kahramana. Stres diye bir şey var adamın. Evet. Bir çeşit stresi var. Bu ne abi? Adamların üzerinde değişik özellikler var. Kasabada kumar oynaması yasakmış, hilekar olarak biliniyormuş. Bu adam tanrıdan korkusu varmış. Aynı zamanda kriptomanikmiş, eşyaları çalarmış. Tipe gel ya. Böyle bir şey mi var? Şimdi. Yeni hero'ları buradan alırsın diyor. Ancestor Memory'ye bak diyor, atalarına. Allah Allah. Dur arkadaşım dur. Beni demolama.
Beni demolama. Ben bu demoyu görmek istemiyordum. Benim görmek istediğim şey şu ama galiba bunları yaptım mı açılacak. Peki. Bunu geçtim. Graveyard'a geldim. Fallen Hero'lar. Fallen Hero'lar yok. Ha, binalar arasında otomatik atlamakmış bu ya. Evet, binalarımızı böyle atlayabiliyormuşuz. Seeker, Plague Doctor. Bu hero'yu ne kadara kiralayacağız pardon? Neden bir şey yazmıyor burada? Arkadaşım. Bir özelliklerine bakalım o zaman bir saniye. Stresi azaltır diyor. Heal arttırır diyor. Bir ilginç doktor gibi karakter bu. Bu ne yaparmış? Vurma ihtimali, kaçma ihtimali veriyor. Prey. İnançların 15, inançlıların 5 stresini azaltıyormuş. İnançlara 15, inançlılara 5 koruma veriyormuş. Ben bunları alıyorum ama bunlar hiç şey yapmıyor mu? More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain. Allah Allah, ben bu upgrade'leri parayla yapmıyor muyum ya? Great heroes can be found even here in the mud. Vallahi sanki yaptım parayla. Evet, bayağı da yapmışım. Bunları ben nelerle yaptım? Şunlarla mı yaptım? Deed'lerle, crest'lerle. Ha, bunları maceralarımdan buluyorum büyük ihtimalle. Kardeşlerim, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? En güzeli biz şuradan gidelim. Oo, embark. Güzel. Aşağıdaki embarka basacakmışız. Şimdi bulduk. Estate map. Düşüp düşmüş eski atalarının diyarlarında kendini test et. Şimdi buraya mı gitmemi istiyorsun anlamıyorum ki. Burası ne? Level 6. Peki. Olmaz. Burası level 1. Çift kaç klik yapmam lazım buraya? 100 klik mi? Sağ klik mi? Reward'a mı basayım? Altına mı basayım? Allah'ım ne anlaşılmaz bir oyun yapmışsınız. Aman Allah'ım oyun beni benden aldı ya. Ha, parti mi kur diyorsun? Allah cezanı vermesin senin. Ben de bu ne diye diyor, ne diyor diyorum ya. Şöyle dizdim sizi. Oldu mu? Vallahi olmuş. Sıraya dizdim diye düşünüyorum. Görevin ne kadar uzun olduğuna dair, hangi bölgede olduğuna dair silahlarını ve ekipmanlarını seçmen lazım. Yemek, meşale. İlk kısa görevin için 8 yemek, 4 tane meşale getirmeni tavsiye ederim en azından. Food. 8 yemek. Peki şimdi benim yemeğim vardı zaten. Sen beni niye kekledin? Vallahi yemeğim vardı benim ha. 8 yemek, 4 torch. Mutlu musun arkadaşım? Hadi bakalım. Kardeşlerim ilk maceramızı atladık. İlk zindanımıza doğru giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hero panel. İstediğin zaman sağ klik yapıp diyor bakabilirsin. Neyi var neyi yok. Bakmam kardeşim. Şöyle gelip V'ye basarım. Destination mı seçeyim? Terbiyesiz bir tane destination var zaten ya. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok.
Kullanılmamış torçu salvage ettin diyor. Vallahi ettik. Aldık torçu. Artık daha çok torçumuz var. Aa, bu torç muydu? Ben yukarıda bir şeye tıkladım ama sanki onu yaktım. Oo, iskeletler. Çılgın. Şimdi Baboli. Bunların 8 canı varmış zaten. Sen şuradan alayına vururum. İsimle özellikle bir 3 vur. 10 numara. Doktor. Doktor. Sen bize mi özellik atıyorsun? Herkese artı 25 hasar veririm diyor. Sondaki 2'ye de vururum diyor. Bunu niye kullanamıyorsun? Blinding gaz. Blinding gazı ve plug grenade'i niye kullanamıyorsun sen arkadaşım? Aa, çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp. Ne kadar ayıp hem de. Al, herkese hasar ver bari. Ha, seçtiğim birine hasar veriyor bir de. Bu daha da ayıp oldu. İskeleti gönderdik gittik. Ne dedi? Cesedi kaldı yerde dedi. Yerde kaldığı zaman yer kaplarmış bunlar. Arkaya erişimi kapatıyorlarmış. Şimdi bu ne yapar? Range tasar. Buradaki herhangi birini atar diyor. Ha, herhangi birini atardı, doğru. Ben yine de seçecektim. Dazzling Light. Al bakayım, ne yapacaksın? Oo, stun etti. Işık söz verdiği güvenliği sağladı. O zaman biz sana buradan parça pinçik bir saldırı yapalım. Ana, ıskaladık. Sen Dazzling Light'a atma ya. Judgment'a at. Oo, Judgment Kral vuruyormuş. Judgment Kral vuruyormuş. Sen mi bakacaksın? Aç bakalım storage box'u. İçinden ne çıktı? Kürek çıktı. Obstacle'ları temizler diyor. Artı bir speed veren speed stone çıktı. Safir çıktı. 1000 altınlık. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yaptın? Obstacle var dedi burada bir tane. Burada bir şey var dedi. Buraya git abi. Buraya doğru git. Obstacle. Kürek de temizle. Bu ne oldu be? Herkes sanki biraz akıl sağlığı kaybetti. Çok ayıp bu yaptın. Çok. Düşmana geldik. Evet, düşmana geldik. Tıtıtın. Of. Garip bir şey attı. The Torch. Işık gidiyor. Şu anki ışık seviyesi oyunun bayağı mekaniğini etkiler. Işığın kararması bayağı bir şeyi kötü etkilermiş ama daha iyi reward, daha iyi ödül verir senin için diyor. Torça sakinlik yaparsan ışığı tekrar yakarsın diyor. Ben şimdi bu alayını vururum özelliği bir ateş edeyim. Ben bunu çok sevdim ya. Ben bu adamlardan parti kurmak istiyorum. Hepsi alayını vururum özelliği olsun. Sen nasıl da 3. sıraya saldırı yapıyorsun ya? Sen neyin hesabındasın? Ben anlamadım seni. Plug grenade. Gas grenade. Al sana plug grenade. Hayır. Bu ikisine birden vurmuyor. Resist etti bir de adam. Ne kadar ayıp bir şey bu. Şu ikisine birden vuruyor mu? Evet, vuruyor. Şimdi sen ne yapıyorsun peki? Sen dördüne birden vurabiliyorum diyorsun. Abi buna vur o zaman. Gökten indi yıldırımlar, çok güzel bir özellik. Bu pisliğe geldi, bakalım ne yapacak. Anam kadını kararttı bu sefer de. Aklını kararttı kadının. Kuyuya geri dön. Back to the pit. Ha, şuuru yavaş yavaş yerine geliyor böyle bir şey olduğu zaman. Bizim adamların şuuru ufak ufak yerine geliyor böyle şeyler olduğunda. İndiremedin aşağı değil mi? Şövalyemiz niye hiç oynamadı derken... Şövalyemiz de sırasında buldu. Düşmana ezdik diyor. İki tane boost aldık. Mükemmel oldu. Buradayken şimdi şu adamların özelliklerini kullanamıyor muyuz? Kullanamıyormuşuz. Sağlık olsun. Çok da karanlık oldu ha diyor. Şimdi biz buradayız. Burada ne var? Kuryo ile savaşırsın buraya gidersen diyor.
Burada hazine ile savaşırsın. Şurada Kuryo var. Şurada Kuryo var. Kuryo ne lan? Kuryo ne arkadaşım? Ben burada bir şeyler görüyorum ama. Loot bulduk. Skeleton key, iskelet anahtar, 750 altın, antivenom. Çok güzel. Meşaleyi yaktım. Meşaleyi verdim. Oo, sıkıntı. Ciddi sıkıntı yaşandı şimdi. Binding gas, blinding gas. Stun eder diyor %100. Plug grenade. Bunların stun'a falan bağışıklığı mı var arkadaşım? Ben anlamadım ki bunu. Şuradan görüyorum şu %25 %25 diyor aslında. Başka bir şey demiyor. 15 dedi, 10 dedi, 13 dedi. Ver stun'ı. Olmadı. Hop, bizi pinçikledi. Vallahi bizi pinçikledi. Ben de alayına gider yaparım onların. O da pinçiklendi. O ne yaptı öyle be? Ana! Ahtapot kolunu uzattı, aldı onu. Ben şuna ağır bir sanayi hamlesi yapayım o zaman. Bu da buradan adama vuracak. Bak terbiyesi, görüyor musun ya? Adam mısınız oğlum? Rahibeyi öne alırsanız böyle kafanıza zopayla vurur. Bak ya, bunu yine kararttı. Adam kapkara oldu, stresten ölüyor. Bir blast yapalım şuradan. Herkesi ıskılaması da efsanevi oldu açıkçası. Gerçekten efsanevi oldu yani. Şu anda birinde blind blind bir şey var ya. Kötü bir efekt var, ben biliyorum. Yok mu birinde kötü efekt? Al o zaman bunu. Bu kadar işte, gitti. Sen rahibeye ne yapıyorsun ya? Sen rahibeye ne yapıyorsun arkadaşım? Sen şövalyeye ne yapıyorsun? İşte böyle adamın kafayı patlatırım. Bir iskelet anahtarı da aldık. 200 altın aldık. Şunu da bir açarsak. 150 altın da aldık. Şu meşaleyi de verdim. Holy Water. Resistans arttırmak için kullanılır diyor. Hunger dediği ne acaba? Health'ını arttır, hunger'ını düşür diyor adamın. Neyse biraz daha gidelim bakalım. Bu böyle olmaz da, bir saniye ya, sen bir şuraya geç. Sen şununla bir yer değiştir. Sen de bir şununla yer değiştir. Ha? Şimdi oldu. Nereye gideceğini bilmiyorsun buradayken. Peki. Şuraya git. Ne oluyorsun? Trap. Ama etkilemedi. Trap ama adam bildiğin nasıl bir cengaverse, herif nasıl bir cengaverse arkadaş, etkilenmedi ya tuzaktan. Kurusyo ile savaşmak için şuraya gidelim biz ya. Meşalemiz birden löpçük diye söndü ya. Tuzaklara karşı bir şey yapamıyoruz ki ama. Haksızlık bu. Arkadaşım bana oraya savaşmak için oraya gel dedin. Şimdi oldu. 10, 10, 15. Yavrum sen grape shot'ı yine bir vur. Of, mükemmel bir başlangıç yaptı. Ona da çok güzel bir cevap verdiler ama. Senin silahına ekstra hasar vursun ha. Sen bir bufflan. Hepiniz o adama vurmayın. Abi ne yapıyor bunlar ya? Sıradaki adam, bunu öldürmem lazım kimseye vurmadan. Çok güzel oldu. Şimdi senin bunu iyileştirmen lazım.
Kesinlikle. Senin şunu Evil'a purge etmen lazım. Atamıyor musun? Senin böyle bir özelliğin yok mu? Peki. Stun şuna. Çok güzel. Babacığım. Senin canın kaç kaldı? 7. Bu atak kaç vuruyor? 5, 9. 8. Adam böyle öldürürler işte. Sen bunu bir daha iyileştir. Şehaliye. Şehaliye neredesin? Abi Holy Water'ı sen atabiliyor musun? Sen de atamadın. Kim atabiliyor Holy Water'ı? Atabilen var mı? Atabilen yok. Sağlık olsun. O zaman sen kılınçla buna vur diyeceğim. Vuramıyorsun. Ona vurabilen bir özelliğin var mı? Yok. Torç artı 6 diyor. Bir de prot veririm diyor. Torça artı 6 verdi mi? Galiba verdi ha. Emin değilim ama. Seni çok pis vururum ben ha. Sana da çok pis stun atarım hala. Vallahi bir daha yedi stun'ı. Neler neler yapıyorum anlamadım ki ben. Ya arkadaşım. Aa, harbiden yok ettim onları. Judgment indir kafasına. Mükemmel oldu ya. 4 kreskent, 275 altın. Bir tane de sitrin diye bir şey. Allah Allah, bu birinci adam yapıyor demek ki bunu. Sadece o kırabiliyor. 1250 bulduk buradan da. Çok hoş. O zaman şimdi biz şu yemekten bir tane yersek. Ha, istediğimiz adama yedirebiliyormuşuz. Evet. İstediğimiz adama yedirebiliyormuşuz böyle. Bunu öğrendiğimiz hoş oldu. Harita seç diyor. Arkadaşım harita seç, oraya git diyor. Şimdi ben şuraya bir geri döneyim de. Bana yaratık yok demiş. Şimdi yaratık çıkarma ama. Beni kolpalama. Şimdi şurayı bir seçelim. Aman tanrım. Karanlık her tarafı sardı diyor. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ana, çaldı bizim şeyi, iyi mi? Pislik bizim şeyi bildiğin çaldı. Ben bunu kendim için tutayım dedi. Kim Hunger abi? Abi yalan söylüyorsun. Hiçbirini sangur olamazsınız. Demin size deli gibi yemek yedirdim. Bak onda full diyor. Ya resmen haksızlık bu. Quest complete. Hamlet'e dön. Maceraya devam et. Hamlet'e dön abi. Ne kadar sakatmış bu zindanlarla gezmek ya. Bildiğiniz sakata geliyorduk az kalsın. Acıktın dedi, susadın dedi. Durumlarınız nedir? Bunlar bir oldu, bunlar hala bir. Kaldılar öyle. Wild'da %20 scout ihtimali diye bir şey kazandı adam. Wild nasıl bir bölgeyse artık gidip görmek lazım. All my life I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. Beyin oldum diyor adam. Kafayı yedim içeride diyor. Zindan da aklım kışıttı benim diyor. Bunların şimdi durumu ne? Kötü olan buydu. İyi olan %15 stun resistansı artı 2 refleksi var bu adamın. Bunun Torch 75'te ise %10 fazla hasarı var. Bu kadın
Offguard diye bir şey var ama bu nedir anlamadım. Eksi 5 dodge first round, artı 4 speed first round. %26'dan aşağıdaki torçta eksi 2 speed, eksi 5 dodge. İlginç. Çok garip şeyler çıktı şimdi burada. Ortalığa çok garip şeyler çıktı. Şuradan bir stay koşa gidelim. Aa, başka adamlarım da var benim. Güzel. Ha, iki tane mekanım açılmış ama sanki. Tavernada ya da ibadethanede efektler alırlar diyor. Bir saniye. Drink. 1000 diyor drink'e. Abi 1000 ne yaptın? Biz 1000 kazanmadık ha. Oo. Bu olmaz. Gambling. Bunu gambling'e almıyorlar. Çok güzel. Bu rahibe bu gambling'e gider mi ki? Bu da içmeye gitsin bari. Bu da buraya gitsin. Tamam mı? Ne oldu? Ha, burada bunun upgrade'leri varmış. Stres recovery'si artar diyor bunu yaparsan. Bizde bundan var mı? Var. Yapalım. Stress recovery treatment cost'u düşer diyor. Ha, bu bar için sadece. Gambling ve bunun için de yapalım aynısını. Güzel. Peki. Bunlar ne oldu peki şimdi? Oldu mu bu işlem acaba? Ebey. Bu abi neden böyle bir şey yaptı? Sadece dua ediyormuş bu stresten kurtulmak için. Şu anda da edemiyormuş. Çok ilginç. Bunlar da stres kuvvetlerini arttırıyoruz upgrade yaparak ama şu anda arttıramıyoruz. O zaman benim daha fazla adam mı almam lazım? Bir Crusader daha aldım. Oo, çok karizmatik bir abi aldım ha. Bunların bir özellikleri var. Time cost diyor onlara ya. Bilemedim ki, bunu da aldım vallahi, sevdim ben bunu. Ben bunu da aldım çünkü bunlara hiçbir şekilde para ödediğimi zannetmiyorum. Vallahi para ödediğimi zannetmiyorum. O yüzden aldım bunların hepsini. Şimdi bizim bu adamımızın mesela böyle bir özelliği varmış. Wound Care. Bunları galiba içeride kullanıyorlar ya. Camping Skill diyor. Kamp diye bir şey mi var benim acaba? Ha, benim arada kamp yapmam lazımdı garanti. Vallahi kamp yapmam lazımdı benim. Peki şimdi ben burada vakit geçirebileceğim mi? Embark dediğim zaman illa burada bir işlere mi gönderiyor beni? Çok değişik yerlere gönderiyor. Ha, bu kampı kabul etmiyormuş. Bu bir tane kampı kabul ediyormuş. Medium'muş çünkü. Bunlar short, o yüzden kampı kabul etmiyor. Reynald partide kaldı. O zaman bunları da partiye koyacağız. Bir kere de buraya gideceğiz. Short. Bunu zaten başardık. Şimdi bu.
provizyon nedir? İşte efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yemek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane torç seviyesi. Embark. Kardeşlerim bu sefer daha hızlı, daha iyi ilerleriz diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz şimdi hep birlikte. Çok daha güzel bir mekana geldik diyor bu sefer. Şuraya doğru gidelim, bitsin. Hop. Aynen öyle. Beleşten meşale aldık. Bunu da kurcalayalım bakalım. Lanet dedi. Oo. Burada ağzı kanlı manlı bir şeyler çıktı. Vampir gibi bir şeyler. Hop, adamın üstüne kan attılar gelişine. Jester, şimdi sen de nedir? 4 step. Bunlardan herhangi birine yaparım diyorsun. İkisine birden yaparım diyorsun. Stress heal artı 10, eksi %10 stres damage. İlginç. Anlamadım, o yüzden yaptım. Bilmiyorum. Löpçük diye hasar verdi o adama. Stres heal ettiğimizden çok stres verdi adama. İyi olmadı. Şu heal 0.12. Nasıl bir heal'dır la bu? Neyse, demon pull'la biz bu adamı öne alalım. Çok güzel oldu vallahi. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Tamam mı? Çektiğimiz gibi adamı öldürdük. Bunu da öldürürsek vallahi öldürdük. Bunlar bize tırt geldiler. Sözümü hemen geri alıyorum. O kadar güzel vurdu ki adama. Sana buradan doğru saldırabiliyormuşum ben. Hiç şey yapmam, kaçırmam bu fırsatı. Ya ne pislik herifsin ya, kadehinden kan atıp duruyorsun herkese. Bunları yok ederek artık bu aksiyonu gerçekleştireceğiz. Battle Heal'ı var abinin. Battle Heal'ı var ama ben bunu kullanmayı tercih edeceğim. Oo, en arkada kaldı çakal gibi. Buna Demon Pool'u yapalım biz. Ha? Adam ol şöyle. Al bu saldırıyı da. Bu nasıl bir jester ya? Korkuttu beni. Güzel şeyler bulduk ha. Şuraya doğru git yavrum. Şöyle bir yer değiştirelim. Kurcala. Burada saklanmış hazineler var. Güzel. Hop. Siz nereden çıktınız? 8-8. Güzel. 8-8 ise sizi hızlıca temizleyip devam ederiz. Sıfır doldurdu. Mükemmel. En azından bir dodge geldi. Buna da sevinmek lazım. Vurduğunu yok etti. Crusader'lar iyi. Crusader'lar can yakıyor. Crusader'lar bildiğiniz can yakıyor. Oo. Çok babatorik şeyler geldi. 15, 10, 10, 15, 10. Peki. Şimdi Jester'cığım. Sen şuraya doğru bir yaparsan, evet, ikisine birden vurdun. Doğru tercih oldu. Sen Demon Eller. Demon Eller diye bunu bir çekelim şöyle öne. Aa, resist attı. Vur gözüne. 7. Vur gözüne. Çok güzel. Hadi be, bir kaldı adam ya. Hiç oynamadan götürecektik az kalsın adamı. Tüh.
Çok can yaktı bu adam. 7 biraz abartı oldu. Ne oluyor be? 10 kere oynama istersen. İstersen 10 kere oynama. Abi biz kaç kere oynayacağız? Pardon, bize niye hak vermiyorsunuz? Çok affedersiniz de yani. Başka isteğin var mı paşam? 10 kere sıra geldi adama ya. Vallahi 10 kere sıra geldi adama ya. Şunu lütfen heal et ya. Ha? 11 diye heal etti bir de, insafsız. Ya bu herif çok vuruyor abi. Çok riskli bildiğin adam. Sizin kaşınızı gözünüzü açacağım şimdi ya. Yok, bunlar bitmez de böyle ha. Holy Lens diye sana şunu bir fırlatalım. Of. Efsanevi oldu. Efsanevi konuşamadım. Efsanevi oldu. Vallahi mükemmel oldu bu. Victory. Holy Foundation'ı şöyle bir açalım. Oh. Olmadı mı? Biz zaten burada mıyız? Tamam, şuraya geri dönelim o zaman. Nasıl dönersek dönelim aynı yönde yürüyoruz. İlginç. Hunger. Hepsi niye abi? Güzel. Açlık böyleymiş. Bana acıktın diyormuş oyun. Onu bekleyip o zaman yemem gerekiyormuş. Şimdi anladım. Oyun benim acıktığım zamanı kendi karar vermek istiyormuş. Meşaleyi verdim vallahi. Burası zaten incelenmişti diyor. Confession. Yap bakalım confession. Allah Allah, confession yaptım, delilikten öldü. Sonuna kadar delirdi adam. Ne oldu anlamadım. Tuzak vardı galiba ama of. Biraz güçlü bir birlik oldu bu. Ben şunlardan bir tanesini hemen temizlemeliyim. Evet. Yapma, gözünü seveyim ya. Oo, bir de 12 vurdu ya. Ne oldu? Delirdi mi bu? Kahramanları daha fazla stres alamayacağı zaman etkilenmiş konumuna geçerler. Değişik şeyler verirler, tepkiler verirler buna diyor. Hadi bakalım. Buff vermek istememiştim aslında ama sağlık olsun. Pas. Mükemmel oldu. Tam ihtiyacımız olan şey. Pas geçti adam ya. İnanamıyorum. Hop, öldü. Aa, ölmedi. Hayret. İlk defa da bu adamlardan birinin saldırısını dodge'ladığımızı gördüm. Çok duygulandım. Sen orada anca öyle dur. Adamlar 30 kere saldırı yapıyorlar. Abicim biz bir kere saldırı yapana kadar ya. Ben de bunu anlamış değilim yani. Yedi iyileştirdik tırt. Hah, oynamaya karar verdi ya. Vallahi.
adam oynamaya karar verdi. Güzel. En azından iskeleti de hasar vurduk. Ama biz ölürüz söyleyeyim. Böyle devam ederse bir sonraki saldırıda birileri ölür. Ve galiba bu sefer öldü. Ölmemiş. Ölmediyse öldürür mü? Vallahi öldürdü. Öldürür mü? Vallahi bu da öldürdü. İnanamıyorum. As victories mount, so too will resistance. Başarıyı kazandık ama diyor. Bir yandan da yalan dolan olduk. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Çok hasar gördük ya. Devam edersek sanki burada birileri devrilecek gibi geliyor bana. Oo, daha da çok var. Bu olmaz. Yemeklerimizi yiyelim. Ben bundan çıkabiliyor muyum? Yok, çıkamadım. Bu olmadı. Bizim buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Abandoned quest. Yes. You will endure this loss and learn from it. Yenilgiyi kabul ettim ve bundan bir şeyler öğrendim diyor. Hepsinde bir şeyler var. Reynold. -5 virtue chance kazandı. Bu Fear of Mankind. İlk round on guard diye bir özellik kazandı. On guard. +4 hız, +5 kaçma şansı ilk round. %10 death blow'lara karşı -resist. Bununkini anlamadım. Kardeşlerim çok acımasız bir oyun ya. Gerçekten çok acımasız. Bir göreve gittik diye, şu üçü biz göreve gittik diye bu sırada etkilerini tamamladılar. Demek ki biz aslında bir kişi daha alabilsek. Bir O4'lüyü bir O4'lüyü diye sırayla götürerek adamlarımızı partide ilerleteceğiz. İyi bakalım. Demek ki mantıklıymış böyle oynamak. Evet kardeşlerim, vallahi güzel oyun gibi duruyor. Biraz daha oynayıp bakmak lazım. Umarım siz de oyunu beğenmişsinizdir, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.